İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün iki konuğumuz var. Hatay'dan arkadaşlarımız, Kadim Antakya Dostları platformundan Murat Tenekecioğlu ve Antakya, Samandağ, İskenderun ilçeleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Gönüllüleri Derneği'nden de ASİDER kısaltmasıyla Tevfik Usluoğlu. Hoş geldiniz Murat Bey, Tevfik Bey programımıza. Hoş bulduk. Evet, efendim aslında biz bu programı pazar günü, yani 9 Temmuz pazar günü kaydediyoruz. Program pazartesi günü saat 16'da yayınlanacak. Bugün bu kaydı tam da Hataylı dostlarımızın ve Hataylı sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa düzenlemiş oldukları bir basın toplantısının hemen arkasından gerçekleştiriyoruz. O nedenle Murat Bey ve Tevfik Bey, önce bu basın toplantısını neden gerçekleştirdiniz? Amacınız neydi ve kimler katıldı? Bu konuda bilgiyle başlayalım programımıza. Evet. Teşekkür ederim program için. Bu basın toplantısını düzenleme gerekçemiz, gayemiz şuydu, işin gerçeği. 6 Şubat ve 20 Şubat'ta 3 tane büyük deprem yaşadık ve binlerce küçük düzeyde deprem yaşadık. Bu yaşadığımız depremler bize şunu göstermişti, şunu gösterdi. Ülkemiz deprem ülkesi olmasına rağmen buna dönük ciddi bir hazırlık yoktu. Hem hükümet, devlet kurumları tarafından, hem de yerel yönetimler tarafından bir hazırlık yoktu. Ve binlerce canımızdan, milli servetimizden, 10 yıllarla ifade edilecek kayıp, telafisi mümkün olmayan kayıplarla karşı karşıya kalmıştık. Onun için önümüze 3 hedef koyduk. Bu basın toplantısını düzenlemek için. Birincisi, var olan Hatay için çalışan, memleketimiz Kadim Antakya için çalışan tüm kurum ve kuruluşlarla bir araya getirmek, gelmek ve bu süreci ortaklaştırıp daha koordineli bir şekilde çalışmak, birlikte çalışmak. Bir diğeri, memleketimizdeki yerel yönetimin yaşadığı zafiyetleri aşmak için bundan sonra yerel yönetimlere de müdahale etmek ve diğeri birlikte proje üretmek. Birlikte proje üretmek. Dolayısıyla bugüne kadar hepimiz bir şekilde memleketimiz için, Kadim Antakya için çalışma yürütüyorduk. Yürütmeye de devam ediyoruz, edeceğiz de. Çünkü orası bizim memleketimiz, canımız. Bir ağacın toprakla buluştuğu, kökleriyle buluştuğu toprak gibi düşünün orasını. Öyle. Ancak bir yerden sonra birçok kurum ve kuruluş oradan çekilmeye başlamıştı. Çekildi de. Bu çekilmeler sayesinde memleketimiz yalnız kalmaya başladı, yalnız bırakıldık. Bu toplantıyla aslında bunu aşıp ulusal ve uluslararası kuruluşlara seslenerek bir daha yardımları, destekleri, bağışçıları toplayıp gündem oluşturmak. Ama temel amacımız koli dağıtmak değil bu saatten sonra. Üretime dönük, insanların oradaki yaşam alanını iyileştirmeye dönük ve orada yaşayanların daha kaliteli bir yaşam standartı yakalayarak kentimizi, memleketimizi imar edip memleketimizden deprem dolayısıyla göç eden insanlarımızı bir daha kendi memleketimize dönmeleri için teşvik etmek. Şimdi, evet, belki Murat Bey, sizin de ekleyecekleriniz olacak bu ilk soru. Hatay'ın sorunları o kadar büyük ki, yani bunu bunları çözmekte şu an merkezi idareler, yerel idareler hepsi yetersiz kalıyor. STK'lar olarak bizlerin zaten doğrudan doğruya bunlara çözüm üretebilmemiz, başlı başına bütünlük içinde çözüm üretebilmemiz
mümkün değil. Ama biz bir araya gelirsek, merkezi yönetimle, yerel yönetimlerle işbirliği içerisine girersek, sorunların çözümü için işbirliği içerisine girebilirsek, o zaman bir sinerji yaratıp bu sorunları daha kolaylıkla hem yerel halk olarak, hem Antakyalılar olarak, hem platformlar olarak, hem STK'lar olarak, hem belediyeler olarak, hem de bakanlıklar olarak bu sorunlara çözüm üretebiliriz. Buna şunu da ilave etmem gerekiyor. Yerli ve yabancı özel sektör yatırımcıları, yabancı fonları, hibeleri de dahil ettiğimiz zaman, ki biz bunlara çok yakınız, bunlarla irtibat halindeyiz. O zaman bu tür sorunları çok daha kolaylıkla aşabileceğimize inanıyoruz. Bugünkü toplantının basın açıklamasının temel nedeni, bakın biz platformlar olarak birlikte hareket ediyoruz. Birinci nokta bu. İkinci nokta, Hatay'ımızın, Antakya'mızın şu sorunları var. Bu sorunları unutmadık. Bu sorunlar halen devam edenler var, çözülenler var. Ama devam edenler çok büyük sorunlar. Örneğin geçici yerleşim sorunu hat seviyede. Şimdi bu sorunlara dikkat çekmek, yetmiyor. Çözüm önerileri getirmek, üretmek, ki biz üyelerimizle mesleki yetkinlik içerisindeki, yeterlik içerisindeki öğretim üyeleriyle, üyelerimizle zaten bu tür destekleri sağlamaya, çözüm önerileri üretmeye hazırız. Bunları uygulamaya da hazırız. Biz varız diyoruz. Yani biz yerel inisiyatif olarak bu sorunların çözümüne varız ve her yönüyle de destek sağlamaya hazırız. Sesimizi duyun, sesimiz duyulsun. Sizin gibi hassas medya dostlarına, medyadaki dostlarımıza, insanlara ilgi gösterdiği için de çok çok teşekkür ediyoruz. Son bir amacımız daha vardı ön plana çıkan. Bugüne kadar çok fırsat olmadı platformlar olarak. Deprem sırasında halkımız fedakarca koşturdu, biliyorsunuz televizyon kanallarına yansıdı. Şimdi onlara bu fedakarca davranışları yüzünden teşekkür etmek durumundaydık, ettik de, ama şükranlarımızı sunmak istiyorduk. Biz de Hatay halkı olarak onları temsil ettiğimiz kısımlarına ilişkin olarak sonsuz teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz duyarlı halkımıza. Bugünkü toplantının anlamı buydu ve bu bir başlangıçtı. Çok daha ilerisi gündeme gelecek. Bu birlikte dayanışma içerisinde çok güzel projeler üreteceğiz. Ve şu anda da zaten mahalli idarelerle, merkezi yönetimle, bakanlıkların bazılarıyla görüşmeler içerisine girmiş durumdayız. Yabancı yatırımcılarla, yabancı fonlarla da görüşmelerimiz başlamış durumda. İş adamlarıyla hakeza. Şimdi bunları artık 5 ay geçti, 6 aya geliyor biliyorsunuz. Bunları uygulamaya dökme zamanı. O zamanı da göstermek için, bir an önce de harekete geçmek için, bir el birliği içinde hareket anlamına geliyor bugünkü toplantı. Çok isabet ettiniz efendim. Çünkü tam da söylediğiniz gibi her afetten sonra başlangıçta oldukça yüksek bir ilgi görüyor afet bölgeleri. Fakat sonrasında bu doğal da bir süreç tabii. Sonrasında yavaş yavaş herkes kendi kentine, kendi işine dönmeye başlıyor. Bu nedenle ara ara hatırlatmaların yapılması ve sizlerin bölgeden kalkıp daha büyük kentlere gelip büyük kentlerde bilgiler vermeniz son derece yararlı. Biz tabii ki bugünkü toplantıda daha geniş bir katılımı sağlamayı planlıyorduk. Diğer sivil kuruluşlardan arkadaşların da katılımıyla böyle dörtlü beşli bir program yapmayı planlıyorduk. Fakat diğer arkadaşlarımızın hemen kendi bölgelerine dönmeleri ve işleri nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Ama sizden rica ediyorum, bugünkü toplantıda güçlü bir sivil toplumu var Hatay'ın ve siviller özellikle
herhangi bir dernek teşkilatlanması, vakıf teşkilatlanması içinde olmasalar dahi bildiğimiz kadarıyla hemen hem derneklerle hem vakıflarla ilişki kurmaya başladılar. Aynı zamanda sivil inisiyatiflerde çalışmaya başladı. Bu nedenle örnek bir kent Hatay bizim görebildiğimiz, gözlemleyebildiğimiz kadarıyla. Diğer katılımcı kuruluşlar hakkında da dinleyicilerimize kısa bir bilgi verirseniz çok memnun oluruz. Rica ediyorum Tevfik Bey, size onların isimlerini sayar. Lütfen. Bugünkü toplantıya Asider olarak biz katıldık. Kadap olarak Murat Beyler katıldılar. Hatay Altınözü Derneği, Hatay Samandağ Derneği, Hatay Dört Yol Derneği, Hatay Derneği, Hatay Tokaçlı Derneği, Akader, Kaldıraç, Hatay Ortak Meselemiz, ondan sonra Hatay Yaşatacağız Platformu, Hatay Derneği, Hatay işte bunun yanında bireysel anlamda katılan arkadaşlarımız vardı, dostlarımız vardı. Aynen oldu, evet. Evet, ancak bu ilkti, ilkti. Dolayısıyla iyi bir adım atmış olduk bir araya gelme noktasında, proje üretme noktasında. Daha önce farklı gruplarla, farklı derneklerle çalışmalar yürüttük. Ama bunun resmileştirilmesi, kamuoyu önünde ilan edilmesi konusunda ilkti. Onu ifade etmek isterim. Evet, bu son derece önemli. Çünkü bizim de merak ettiğimiz bir konuydu. Hatay'la ilgili ben bugüne kadar gerçekleştirilmiş olan iki toplantıya katılmıştım. Hatta bir tanesinde Murat Bey'le birlikteydik. Tevfik Bey, siz de vardınız herhalde o toplantıda. Bilgi Üniversitesi'nde yapılan toplantıda. Onu Bilgi Üniversitesi'nde... Ben kişi olarak yoktum. Asider olarak Asider olarak bir arkadaşım. Asider olarak vardık. Ben memlekete gitmek mecburiyetindeydim deprem dayanışması için. Temsilen Asider adına İsmail Cem Doğru katıldı. Evet. Yani süreçten haberdarız. Oradaki notları da almıştık ve buna göre bir çalışma süreci içerisindeyiz. Evet. Şimdi bir anlaşıldığı kadarıyla ortak platform oluşturulmuş durumda ve bütün sivil kuruluşlar birbirinden haberdar. Aynı zamanda bunu acaba düzenli bir bülten şeklinde, internet üzerinden bir yayın şeklinde de gerçekleştirmeyi planlıyor musunuz? Böyle bir hedefinizde var mı acaba? Çünkü bu çalışmaları an be an izlemek özellikle biz medya kuruluşları açısından son derece yararlı oluyor ve hem haberlerin toplumla paylaşılması konusunda hem de ihtiyaçların topluma iletilmesi konusunda bir imkan oluyor. Böyle bir hedefiniz de var mı diye sormak istedim. Murat Bey'in izniyle bir açıklama yapacağım. Buyurun. Deprem dayanışması sürecinde binlerle ifade edilen kurum, kuruluş ve kişiyle birlikte çalıştık. Desteklerini de sundular. Evet. Bununla ilgili 14 Nisan 2023'te onurlandırma ve istişare toplantısı yapmıştık daha önce bu konuda. Ardından 11 Haziran'da bir açık hava toplantısı, aynı zamanda onurlandırma ve müzik dinletisiyle bu süreci örmeye çalıştık. Bilgi vermek amacıyla söylüyorum. Bunlarla ilgili dokümanları, her çalışmanın dokümanını hazırlayıp bir tarafa arşivliyoruz, paylaşıyoruz olabildiğince. Ancak biliyorsunuz ki deprem gibi acı bir gerçekle çok ciddi yüzleşmek zorunda kaldık. Ve doğal afet felakete dönüştü. Dolayısıyla bu felaketle yüzleşmek, bu felaketin bir daha yaşanmaması için daha önce yapılan hatalar, zafiyetler her kimden gelmişse, oraya çok girmeyeceğim şu an, her kimden gelmişse, bizden sonraki kuşakların ve bizlerin
Böyle bir felaketi yaşamamak adına her şeyi arşivlemek, her şeyi saklamak ve her şeyi kamuoyuyla paylaşıp gelecek nesillere sunmak gerekiyor. Bu konuda açıkçası arşivleme yeteneği konusunda KADOP iyi. Onun için bu noktadan sonra söz KADOP'un olması gerekiyor. KADOP, Kadim Antakya Dostları platformu, tekrar hatırlatmak için söyledim. Evet. Buyurun Murat Bey. Şimdi şu aşamada platformlar ve STK'lar Birliği'nin Hatay için çalışanları kastediyorum tabii ki. Bunların bir araya gelip yeniden bir dernek kurması ya da yeniden bir STK oluşturulması üzerinde konuşulmuş bir konu değil. Ama bu olayla kapalı mı derseniz... Zaten. Evet. Onu kastetmedim efendim. Ha, tamam. Ama bu olay yani bunların değil. Zaman zaman bir araya gelip hem tecrübelerini paylaşmaları hem bugün yaptığınız gibi kamuoyuyla bilgilerini paylaşmaları, ihtiyaçlarını paylaşmalarını kastediyorum. Yoksa periyodik olarak bir araya gelme, tecrübeleri paylaşma, tecrübeleri paylaşma ve bu tecrübeler üzerinden yeni sonuçlar üretip alana doğru bir şekilde müdahale konusunda kesinlikle doğru bir öneriniz oldu. Ve bu şekilde bu süreç sürükleyeceğimizi, ileriye doğru götüreceğimize inanıyorum. Şöyle söyleyeyim Gürhan Bey, yani bu şeyin bugünkü basın toplantısının kamuya açık olmayan bölümünde biz aramızda bir mutabakat da imzaladık. Yani sadece sözlü, havada kalacak şeyler değil, ana ilkeleri belirleyen güzel bir mutabakat imzaladık ve bunu geliştirip aramıza yeni katılacak olan platformlar ve STK'lar da mevcut. Ama işte prosedür gereği bazen bürokrasi giriyor, yönetim kurulu kararı almaları gerekiyor vesaire. Şimdi onları tamamladıktan sonra bu platform çok çok daha büyüyecek. Ama ortak projeler gerçekleştirme, birlikte hareket etme, yerel idarelerle, merkezi yönetimle birlikte görüşme ve yerel halkın sesini duyurma konusunda o konuda çok oldukça kararlıyız. Ne gerekiyorsa da yapacağız. Evet, ben buradan hareketle... Bir şey eklemem mümkün mü acaba? Tabii ki, buyurun efendim. Bugünkü toplantıda zikretmediğimiz ama Tabipler Odası da vardı, DİSK de vardı. Ki biz Cuma günü görüştük. Mimarlar Odası da vardı. Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Nazım Serin Psikolojik Danışmanlık Merkezi de vardı. Bu konuda zaten DİSK, Tabipler Odası Hatay'da ciddi çalışmalar yürüttü. Çalışmalar yürüttüler. Evet. Mimarlar Odası ciddi bir çalışma yürüttü ve yürütmeye devam ediyor. Meslek odalarıyla aynı şekilde istişare ve iş birliği halindeyiz. Bunu ifade etmek istedim. Ve bu kuruluşlardan, bu meslek odalarının birçok üyemiz mevcut. Şu an tatil dolayısıyla İstanbul'da bulunmadıkları için asli temsilciler yoktu. Onun için onlardan özür dileyerek başta zikretmediğim isimlerini. Ancak güçlü bir dayanışma içerisindeyiz. Bir şey daha, bu sürecin örülmesinde ciddi emeği geçen lojistik firmaları var. Hakikaten... nefesleri yettikçe yürekleriyle bize destek veren iki tane kurumu söylemek istiyorum burada ve onlara teşekkür etmek istiyorum. Birincisi BKM Lojistik, saygıdeğer Edip ve Hasan Bakımcı tüm personelleriyle depolarını bize açtılar. Yurt dışından, Avrupa'dan tırlarını çektiler ve bizim hizmetimize verdiler. Tüm ilişkilerini, tüm ağlarını bizim çalışmamız için sundular. Aynı zamanda Petek Lojistik gibi bir dost bize kazandırdılar. Petek Lojistik de Asya tarafında tüm imkanlarını, araçlarını, deposunu bizim çalışmalarımız için bize olanak sağladı. Sadece araçların mazotunu vermedi, bölgeye dağıtım yapabilmemiz için mazot da doldurup gönderdi. Buna benzer onlarca, yüzlerce, binlerle ifade edilecek birçok şahıs ve kuruluş var. İBB bu konuda çok ciddi destek verdi. Sayın Ekremoğlu, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu ve bizim üyemiz olan Erdal Celal Aksoy'a çok müteşekkiriz. Doğan Subaşı'na müteşekkiriz. Onun dışında Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve yardımcısı Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu. Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu bizim dernek üyemiz. Saygıdeğer
Adalar Belediyesi ve personeline, buna benzer birçok kurum ve kuruluşu saymak lazım. Haklarını vermek lazım. Hakikaten emekleri yatsınamaz ve bölgede hala çalışma yapan özellikle İBB'ye çok müteşekkiriz. Evet. Çok teşekkürler bunları da andığınız için. Efendim ben buradan hareketle hemen merkezi yönetimin deprem geçirmiş olan kentlerle ilgili vermiş olduğu bir takım sözler var ve özellikle konutların bir an evvel yapılacağına ilişkin belirttikleri var. Bu konuda sizlerin görüşü nedir? Çünkü çeşitli tartışmalar var. Yani seçilen alan konusunda, konutların biçimi konusunda, bu anlamda merkezi yönetimle ilişkilerinizde acaba neler talep ediyorsunuz? Neleri merkezi yönetime ifade ediyorsunuz? Bu konuda da kısa bir bilgi rica edebilir miyim? Evet. Gürhan Bey, ben Antakya'daydım. Basın toplantısı için şu an buradayım. Yarın tekrar döneceğim. Oldukça geniş bir alanı gezdim. Yani evet. Şu an mesela yeni yerleşim yeri olarak seçilen yerlerde şunu görüyorsunuz. TOKİ inşaat sahasına gider. Vallahi ben gitmeye çalıştım. Ben bulamadım. Mesela Gülderen'de ben bulamadım. Bilmiyorum. Belki benim eksikliğim, benim noksanım ama işte konutlar hazır diye. Mesela Altınözü'nde konutlar hazır deniyor. Hemen Ekim ayında, Eylül ayında, yani sonbaharda teslim edeceğiz deniliyor. Konuyu araştırıyorum. Altınözü'lerde, Altınözü'nde hizmet veren kamu görevlileriyle konuştuğum zaman onlar zaten 2 sene, 3 sene önce başlamış konutlar diyor. Bunları fotoğraflarıyla vesaire de yani tevsik edebilirim. Şimdi daha önce TOKİ'nin yapmış olduğu bu konutları, henüz bitmemiş olan konutları, işte deprem konutlarını yaptık, hemen de veriyoruz gibi bir şey var. Hayır, 5 ayda hiç kimsenin ne bileyim inşaatları ince inşaat seviyesine getirmesi mümkün değil. Şu an jeolojik etütler zaten tamamlanmamış durumda. İnşaat yapmak da çok tehlikeli. Şu an merkezi yönetim, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerinde dönüşüm diye bir proje başlattı. Bunun bir güzel tarafı var söylemek gerekirse. Güzel tarafı da şu. İnsanların, umut ediyoruz ki insanların mülkiyet hakları kısıtlanmayacak. Kısıtlanmadan ya da minimum ölçüde zorunlu olarak ancak kısıtlanabilecek. İnsanlar yıkılan evlerinin yerinde, apartmanlarının yerinde yeniden apartmanlarını, evlerini inşa edebilecekler. Bunun uygulamasıyla ilgili olarak dün geldi elimize. Bütçe plan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe plan komisyonundan bir kanun tasarısı geçti. Fakat çok büyük endişelerimiz var. Onu da burada ilk defa ifade edeyim. Tabii ki. Mülkiyet haklarını kısıtlanmasıyla ilgili çok büyük endişelerimiz var. Özellikle mal sahipleri, müteahhitler arasındaki ihtilaflarda devlet zaman zaman veya işte merkezi yönetim zaman zaman devreye girecek. Ne zaman girecek, niçin girecek? Sorunu çözsün neyse ama yani sorunu çözüyorum diye ya da yasayı böyle yapıp mağdurlar yaratacaksa bu yeni yasa bu gerçekten çok ciddi bir şey. Yine bu çok daha erken yorumlamak için ama kamuoyuna da duyuracağız bunu. Şu an avukat arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız çalışıyor üzerinde. Şunu gösteriyor bu yeni yasa tasarısı ki salı ya da çarşamba günü kesinleşmesi de mümkün olabilir hızla. Genel kurulda karara ilerleyebilir yani. Evet, evet. Şimdi plandan doğru düzgün bahsetmiyor. Yani şehir planlamacılığından bahsetmiyor. Yani şimdi şehir planlamacılığından bahsetmeyen bir yasa ya da yasa değişikliği bize yani çok şey... ürkütücü geliyor açıkçası. Çok haklısınız. Yani evet. Plansız, programsız, zemin etütleri tamamlanmamış, faylar, yeni faylar, fayların en son durumu, asinin kaymaları, çok teknik detaylara da girip sıkmak istemiyorum sizleri. Rica ederim. Bunlara baktığımız zaman da buralarda
Ya bunlar yapılmadan neyi nasıl yapıyoruz bilmiyoruz. Şu an zaten şehir merkezinin riskli alan ilan edilmesi, yani tarihi kent merkezinin kentsel dönüşüme tabi tutulacak olması zaten bütün Antakya halkını ayakta tutuyor. Ben geçen gün, dün değil evveli gün, Uzun Çarşı'daydım. Esnafla biraz sohbet etme imkanı, alışveriş yapma hem sohbet etme imkanı buldum. Esnaf şunu söylüyor. Biz diyor hiçbir şey istemiyoruz kardeşim. Yani siyasilerden hiçbir şey istemiyoruz. Gölge etmesinler, bizim dükkanımızı, işimizi engellemesinler. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Yani verecekleri de onların olsun, vermeyecekleri de. Ama bunu diyen esnaf bir taraftan da insanlar çadırları terk etmek istemiyor. Sebebini sorduğunuz zaman da bazıları, hepsi değil tabii, diyorlar ki biz bu çadırdan konteynere geçersek bir sene süreyle kira yardımı yapıyor ya devlet, bunu evet, kesecek. Dolayısıyla aman kesmesin. Şimdi kesmesin dedikleri para, yani çadırdan çıkmayı göze aldıkları para kiracılar için 3500 lira aylık, mal sahipleri, evi yıkılan mal sahipleri için 5000 lira aylık. Bunun için yani Antakya'nın o cehennemi sıcağında böceklerin, haşerelerin arasında siz düşünün. Çok fazla da karamsar bir tablo yaratmak istemiyorum. Çünkü çözüm odaklı olmak istiyoruz. Biz de çözüme yönelmek istiyoruz. Şimdi böyle şeyler var. Yeni valimiz atandı. Bu güzel bir şey. İnşallah kısa sürede bir hem hayırlı olsun ziyaretine hem de bu tür görüşleri usulünce paylaşmak için biz onlara nasıl katkıda bulunuruz, yardımda bulunuruz, destekte bulunuruz, onları sormak için bir istişare ziyaretinde de bulunmayı düşünüyoruz. Kabul ederlerse tabii, biliyorsunuz yani bürokrasi şey, ama umut ediyorum ki kabul edecektir. Belediye başkanlarıyla yine görüşmelerimiz... Ona geçeceğim efendim. Yerel yönetimlerle, çünkü başlangıçta Tevfik Bey de belirtti. Özellikle önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerle ilişki konusunda. Bir de tabii seçim meselesi var. Daha da önem teşkil ediyor. Orada neler düşündüğünüzü ayrıca soracağım ama şunu merak ediyorum. Şimdi sonuç olarak devletin, merkezi yönetimin vaat etmiş olduğu bir takım şeyler var. İşte sizin de belirttiğiniz gibi. Ama bir yandan da hala Hatay'da çadırlar söz konusu. Hatay'da şu anda barınmak zorunda olan insanların dağılımı konusunda çok genel bir bilgi verebilir misiniz? Yani yaklaşık kaç kişi çadırdadır, kaç kişi konteynerlardadır? Böyle bir bilgi var mı? Yaklaşık bir rakam söz konusu mudur acaba? Böyle ifade edeyim, deprem sonrası Hatay nüfusunun %50'si yer değiştirmiş durumda. Evet, dışarı gitti yani. Evet, 400 bin üzerinde vatandaş Hatay dışına göç etmiş, 400 bin vatandaş civarında da yer değiştirmiş Hatay içinde, kırsala doğru yer değiştirmiş. Evet. Geçici barınma, hijyen, su, moloz kaldırma konusunda ciddi problemler hala sürüyor. Devam ediyor. Evet, 50 binin üzerinde insan sanırım çadırlarda yaşıyor. Evet. Ölü sayısı belli değil. Evet, bu da çok önemli. Çocuğun kayıp olduğu belli değil. Evet. Sağlık hizmetleri konusunda ciddi aksaklıklar söz konusu. Su problemi hala mevcut. Şebeke suyu yok. Ki bunun üzerine de basarak söylemek istiyorum. Popülist kimi siyasetçiler bunun üzerine giderek kendilerine yer edinmeye çalışıyor. Ölüm adil değil. Lütfen siyasiler duysun. Biz evet, öldük. Evet. Biz orada evet, öldük. Sadece ölülerimizi gömmedik. Gömmediğimiz bir sürü ölümüz var. Ve biz her gün daha ölüyoruz. Popülist tavırları lütfen terk edin. Gerek Ankara gerek Hatay'daki siyasiler sorunun kökten çözümü için Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ya da birçok komisyon desteğiyle Hatay'daki altyapı sorunun çözülmesi için büyükşehir belediyeleri mi yönlendirirler?
Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Devlet Su İşleri mi görev alır? Ya da hangi kurum ve kuruluş görev alırsa lütfen ama lütfen artık bu işi kökten çözsünler. Evet. Bunlar son derece önemli mesajlar. Daha ötesini söylemeye gerek var mı? Bakın İngiltere'den tuvalet taşıyarak, seyyar tuvalet taşıyarak memleketimdeki tuvalet problemini çözmeye çalışıyoruz. Lütfen. Evet. Biz STK'yız. Biz AFAD değiliz. Biz devletin kurumları değiliz. Bizim nefesimizin yeteceği bir yer var. Devletin yetkilileri bir an önce harekete geçsin ve kimse popülist siyaset yapmadan insani bir tavırla bu işin çözümü için harekete geçsin diyoruz. Ve bunun için gerekli yasal düzenlemeler yapılsın. Bakınız, depremzedenin evi yıkılmış, eşyaları gitmiş, hayatı alt üst olmuş, işi yok, gücü yok. Deprem bölgesine su, elektrik, doğalgaz ve kredi kartları, borçları talep ediliyor. Bu adil mi? Üretelim, ödeyelim. Evet. Ama üretemeyecek durumdaysak toplum olarak orada, 11 il için söylüyorum, tüm depremzedeler için söylüyorum, kararnameyle bunlar, bu borçlar silinsin. Net. Bakın, üniversiteye giriş sınavları, liselere giriş sınavları için dilekçeler verdik. Milli Eğitim Bakanlığı liseye giriş sınavındaki dilekçemizi dikkate aldı ve bu konuda pozitif ayrımcılık yapma kararı aldı. İçeriği göreceğiz. Ancak üniversiteye giriş sınavı konusunda herhangi bir cevap alamadık şu ana kadar. Bakın, İstanbul'daki öğrenciyle Hatay'daki ya da Maraş'taki ya da Adıyaman'daki öğrenci aynı sınava giriyor. Aynı sorularla karşılaşıyor ve aynı sonuç bekleniyor. Bir kere oradaki öğrencinin değil sınava hazırlanmak, çadırda yaşıyor zaten. Evet. Değil dokümana ulaşmak ve doğru bir hazırlanma süreci gerçekleştirmesi çok zor. Travmayı atlatamadı. Deprem travmasını yaşıyor hala bu insanlar. Onun için bu konuda da bakanlığın takdirine sunuyoruz. Pozitif ayrımcılık istiyoruz. Özel üniversiteler dahil bu konuda nasıl bir düzenleme yapılır? Bizim önerilerimiz elbette var. Bunu da sunduk. Ama kamuoyunun dikkatini buna çekmek istiyoruz. Evet, buna bir ayrımı ifade etmek istiyorum. Birçok deprem turisti türedi. Evet. Deprem turisti 3 tane koli götürüyor. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. 2 tane selfie çektiriyor. Yanına da arabasının bagajına drone alıyor. Orada da güzel bir video çekip geliyor. Ya biz öldük. Reklam ahlakı bozar. Lütfen. Evet. Lütfen. Başka illerde bulunan kamu personelinin deprem bölgesindeki insanlara hizmet etmesi için gönüllülük esasına bağlı olarak teşvik edilecek düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz hükümetten. Evet, bunu başından beri söylüyorsunuz. Evet. Evet. Hatay'ın özel afet bölgesi ya da özel il statüsü verilerek kalkınma konusunda dünya kenti standartlarına ve yerel halkın yaşam alanlarına tutunması için teşvik, proje ve strateji uygulanmasını istiyoruz. Hatay'ın ihtiyacı olan olağanüstü hal değil, pozitif ayrımcılık ve buna uygun bir genel seferberlik, bir kalkınma planı. Çünkü biz Kocaeli değiliz. Kocaeli depremi yaşadı. Ağır sanayimiz de yok. Olması da gerekmiyor. 3 tane kalemimiz var orada. Tarım, ticaret ve turizm. Evet. Eğer Hatay, özellikle Antakya merkez, turizm kenti ilan edilirse ama yerel halkın mülkiyet hakları korunarak, işte Kadife Kale, Sulu Kule ya da Beyrut örneği gibi değil, gerçekten mahalle ilişkilerinin korunmasıyla, yerel mimarinin deprem gerçeğine uygun bir şekilde bilimin, aklın önde olduğu bir tarzda bir imara gidilip bu alanın inanç, gastronomi, kültür, tarih, arkeolojik turizme açılarak ama yerelin istihdam edilerek yerelin söz sahibi olmasıyla bir çalışma yürütülürse ancak bu memleket ayağa kalkar. Aksi durumda bizim ömrümüz Antakya'nın ayakta olduğunu görmeye yetmeyecektir. Bunun için Turizm Meslek Yüksekokulu, Gastronomi Meslek Yüksekokulu, El Sanatları Meslek Yüksekokulu, Tarım ve Kalkınma Meslek Yüksekokulu, yani bilimsel tarzda ama yerelin ayağa kalkabileceği kurumların,
okulların, meslek yüksek okullarının yapılmasını istiyoruz. Şu anki kamu kuruluşların neredeyse tamamı okullarda hizmet veriyor ve Eylül geliyor. Lütfen ama lütfen kamu kuruluşlarına geçici de olsa barınabilecekleri, hizmet verebilecekleri olanaklar oluşturulsun ve okullar eğitime açılsın. Aksi durumda biz sadece kentimizi kaybetmeyiz, çocuklarımızın geleceğini de kaybederiz. Evet. Bu konuda lütfen ama lütfen kamuoyu bizi duysun, hükümet bizi duysun ve bu konuda çalışmalar yapılsın. Bir de çok popüler bir söylem kullanılıyor. Bakın 2019'da, 2021'de Hatay ile ilgili, Antakya ile ilgili, depremle ilgili hazırlanmış raporlar var. Hiçbir tedbir alınmadı. Bunu hepimiz biliyoruz. Aynı mantık 500 yıl daha Antakya'da deprem olmaz diyor. Bunun gerekçesini ortaya koyabilecek bir uzman, bir bilim insanı varsa ben susmaya hazırım. Ama ben şunu biliyorum, birçok uzmanla görüştük. Yarın bile deprem olabilir. Elbette. 10 sene sonra da olabilir. 100 sene sonra da olabilir. 500 sene sonra da olmayabilir. Dolayısıyla bilimin, aklın, uzmanların eş güdümü ve yerel inisiyatifin bilgisi dahilinde bu şehirlerin deprem gerçeğine uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesi lazım. Rant için, popülist söylemler için bir hareket yapılmasın. Biz zaten öldük. Bir daha öldürmeyin. Bizi evet. Bir daha öldürmeyin. Bunları bugünkü basın toplantısında bunların da hepsini konuştuk. Evet. Hepsini konuştuk. Bakın mümkünse deprem müzesi yapılsın ve mümkünse şehir merkezinde uygun olacak şekilde birkaç binanın enkazı kalsın ve insanlar deprem gerçeğiyle yüzleşsin. Bunun örneği Japonya'da var, Şili'de var. Hani tabii. Diyebilirler Japonya'da işte yerin altında bilmem kaç kilometrede deprem oluyor. Bunlar değil. Depremle yüzleşerek yaşamamız lazım ve bu gerçeği bilmemiz lazım. Onun için okul müfredatlarında da daha doğru bir eğitim olması lazım bu konuda ve deprem için belediyelerin de afet kurtarma konusunda personelin hazır olması lazım ülkenin her tarafında. Onun için ülkede de Afet Bakanlığı'nın kurulması gerekiyor. Bunu depremin ilk gününden beri söylüyoruz ve Hatay için bir karar alınacaksa, bir eylem planı yapılacaksa lütfen önce kentin hikayesine uygun, kent hafızası korunarak ve kentin tarihsel bağlarıyla yeniden buluşturularak ama kararlar alınırken mutlaka Hatay için Hataylılarla birlikte karar verilmeli ve Hataylılar karar vermeli. Evet, katılımcı bir yaklaşımla çizilmeli. Evet. Ben bu arada hemen bir... Bir şey daha ekleyebilir miyim? Tabii. 6 Şubat resmi bir anma günü olmalı. Ve bu konuda hükümetin kararı alarak 6 Şubat'ı deprem günü anması olarak resmi tatil ve anma günü yapmasını istiyoruz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Ben bu arada hemen bir duyuruda bulunmak istiyorum. Salt Beyoğlu'nda depremle ilgili son derece önemli bir sergi açıldı. Ve Ağustos ayına kadar devam edecek olan bu sergiyi düzenleyen kurum Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi deprem enstitüdür. Onu da çevrenize duyurmanızı çok tavsiye ederiz. Hakikaten çok aydınlatıcı bir sergi. Ben evet. İki ekleme daha yapabilir miyim? Tabii ki buyurun. İmkan dahilindeyse. Ben Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kurumlar adına, tüm kurumlar adına bir talepte bulunmak istiyorum. İş yerlerinde depremzede çalıştırma zorunluluğu getirilsin. Tıpkı engelli çalıştırma kanunu gibi depremzede çalıştırma zorunluluğu en az 5 sene getirilsin. Evet. Bunu talep ediyoruz. Bir de hani az önce turizm konusunda şunu ifade ettim. Tabii ki örneğimiz Antalya değil. Tabii ki Antalya değil. Seleukoslar zamanında Samandağ Çevlik'te liman yapmışlar ve kadim Antakya'yı, Hatay'ı dünyaya açmışlar. Örneği var. Bu potansiyel Hatay'da var. Aynı potansiyelin ama Antakya'nın tarihsel kimliğine uygun bir şekilde yağmaya, talana müsaade etmeden
geleceğimizi kurmak adına bu alanın açılmasını, hatta eğer uzmanlar uygun görürse bilmiyorum, molozlar arındırıldıktan sonra asbest ve kimyasallarla Çevli'ye yakın bir yerde bir yat limanı için bu molozların kullanılması olabilir. Çünkü bir limanın en büyük maliyeti dolgu maliyetidir. Bunu değerlendirebilirler. Tabii bu uzmanların yapabileceği, karar vereceği bir şey. Biz haddimizi aşmadık. Bir öneride bulunmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet, ben çok teşekkür ederim. Şimdi hemen çok az vaktimiz kaldı ama yerel yönetimlerden beklentinizi de ve özellikle seçim dönemine gireceğimizi, Mart ayında yerel seçimlerin, Mart 2024'te yerel seçimlerin de yapılacağını dikkate olarak şöyle 2-3 dakika içinde lütfen taleplerinizi özetlemenizi rica ediyorum. Evet. Şimdi deprem bölgesinde şu şey var, geçici imar diye bir şey var. Geçici konutların evet. yapılması, prefabrik konutların yapılması için. Özel mülkiyet sahibi aileler, kişiler, çok büyük arazileri mevcut bunların. Diyorlar ki bir kooperatif kurun, biz bu arazilerimizi uygun bir bedelle, düşük bir bedelle bu kooperatife kiralayalım. Bu kooperatife de siz üye kaydedin ve bu üyeler de evlerini yaptırsın. Kooperatif şeklinde geçici konut sorununu vatandaş kendi kendine çözsün. Aşağı yukarı bu şekilde bir 400 dönümlük bir gayrimenkul arsa demeyelim de arazi stoku arazi, mevcut. Evet. Evet. Şimdi bunun görüşmeleri için belediyelerden randevu aldı, istedik. Muhtemelen başkanlar tatil vesaire iş nedeniyle şehir dışında da olabiliyorlar. Bunlara ilişkin bir cevap bekliyoruz. Şimdi bu görüşmelerden ortaya çıkacak. Geçici imarda 5 sene süreyle veriliyor. Eğer bu verilirse biz binden çok daha fazla, binlerce konut için, prefabrik konut için, geçici konut için vatandaşa kendi çözümünü kendisi bulma imkanını yaratmış olacak bu. Böyle bir tarafı var. Bir de yabancı yatırımcılar var, ilgi açıklayan Gürhan Bey. Çok somut olarak örnek vereyim. Deniyor ki çok büyük proje bunlar. Biz deniz suyundan tatlı su elde etmek istiyoruz. Bunun tesisini kurmak istiyoruz. Bu nereye olur? Samandağ'a olur Hatay'da. İskenderun'a olur. Peki bunlar için bir yer gösterilmesi gerekecek. Acaba yerel yönetim ne der buna? Merkezi yönetim buna ne der? Lütfen bu konuları bize araştırır mısınız? Biz de hay hay diyoruz, araştırırız. Bunlar da görüşebileceğimiz, sayın başkanlarla görüşeceğimiz, talep edeceğimiz konular arasında bu tatlı su projesi şebeke suyunu tamamen deniz suyundan arındırıp verme üzerine kurulu ve tarımsal alanların özellikle Samandağ gibi yerde tarımsal alanların sulanma sorununun çözülmesiyle ilgili ve hijyenle ilgili bir şey. Umut ediyorum ki olumlu yanıtlar alacağız. Bunların girişimi içerisindeyiz. Yine yabancı yatırımcılardan şöyle bir talep geldi. Deniyor ki biz güneş enerjisiyle elektrik üreten tesisler kurmak istiyoruz ve bu enerji ihtiyacını, bölgenin enerji ihtiyacını sağlamak istiyoruz. Bunlar çok büyük yatırımlar. Şu an Samandağ'da zaten rüzgar gülleri var. Çok büyük rüzgar santralleri var. Yani bölge elverişli ona. Zaten Antakya, Hatay çok son derece güneş alan bir yer. Dolayısıyla tabii. Güneş enerjileri de mümkün. Hatta bir adım daha, biraz teknik olacak belki, bir adım daha ileri giderse biliyorsunuz Avrupa'da şimdi evlerin, apartmanların çatılarına güneş enerji panelleri, pilleri konuluyor ve elektrik üretiliyor. Her ev kendi elektriğini kendi üretiyor. Fazlasını da dağıtım şebekesine sunabiliyor, satabiliyor. Bir de apartmanlarına gelir de sağlayabiliyorlar. Şimdi böyle bir hazır yeniden yapılanma sırasında böyle bir şeye ihtiyaç var. Yine de böyle bir uygulama var efendim. Evet. Şu an biraz mevzuat değişikliği gerekiyor galiba Türkiye'de. Doğru. Bunları değerlendirme peşindeyiz. Dediğim gibi yerel yönetimlerden de işte bu tür konularda önümüzü açarlarsa biz getiririz, hep beraber koordine, onlar koordine eder, biz yardımcı oluruz.
el ele, gönül gönüle bir şeyler üretip şehri, kenti ayağa kaldırabiliriz diye düşünüyorum. Ben çok çok teşekkürler. Diyebilir miyim? Lütfen kısaca ekleyin lütfen. Türkiye ve deprem bölgesi gerçeği bize şunu gösterdi. Akılcı bir gelişme yok. Yerel yönetimler ne yazık ki bundan uzak. Buradan ifade ediyoruz. Lütfen şeffaf, akılcı bir gelişme için çaba yürütün. Bu yürütülmediği takdirde biz STK'lar olarak da zaten şu an bunun oluşumu içerisindeyiz. Müdahale edeceğiz. Ve gerekirse yerelde kent meclisleri oluşturup STK'lar üzerinden, ki Hatay Kurultayı yapma gibi bir iddiamız var. Bunu da bugün deklare ettik. Bunun üzerinden tüm ilçe ve il belediyesine müdahale etme gibi bir derdimiz olacak. Onun için her kim aday olacaksa şeffaf bir programla ve bu kenti yeniden kurmak için akılcı yöntemlerle ve bilimle, uzmanlarla çalışma prensipleriyle ilkeli bir şekilde gelsin. Aksi durumda hakikaten müdahale edeceğiz. Çünkü bu kentlerin ayağa kalkması için hakikaten Anka kuşu gibi bir yeniden küllerimizden doğmamız lazım. Yeniden ama yeniden küllerimizden doğmamız lazım. Onun için gerekirse aday bile çıkaracağız. Eğer baktık iş olmuyor, gerekirse aday bile çıkaracağız. Tabii ki. Gerekirse meclis üyesi çıkaracağız. Bunu da bilsinler yerel yönetim. Çünkü evet depremzedeydiler ama bu işin koordinasyonu konusunda ne yazık ki çok yetersizdiler. Bunu ifade etmekten geri duramam. Peki, çok çok teşekkürler. Minik, çok minik bir hırsız. Hemen kapatmak zorundayım ama bunu da alayım. Peki, buyurun. Şimdi çok ilginç bir şey oluyor yerel yönetimlerle ilgili olarak. Depremden önceki imar planlarını sanki deprem hiç olmamış gibi şimdi askıya çıkmaya başladılar. Yani bu hayret verici bir şey. Çok teşekkür maalesef, ediyoruz. Maalesef. Teşekkürler. Desteğiniz. Biz de size çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Size başarılar diliyoruz ve çabalarınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, bugün iki konuğumuz vardı. Kadim Antakya Dostları platformundan Murat Denekecioğlu ve Asi Der, Antakya, Samandağ, İskenderun ilçeleri Kültür Yardımlaşma Dayanışma ve Çevre Gönülleri Derneği'nden de Tevfik Usluoğlu ile birlikteydik. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.